Tırnakta yatay çizgiler özellikle Bö çizgisi dediğimiz tırnak matriksi, yani tırnak yapım merkezinin bir anda durması ile ilişkili. Genelde geçici bir çizgilenmedir. Bunları en çok özellikle ateşli, çok yoğun enfeksiyonlu durumlarda, uzun süre yatan hastalarda, ameliyat geçirmiş hastalarda, bir takım viral döküntüler, yani el ayak ağız hastalığı gibi enfeksiyonlardan sonra, bir takım ilaç kullanımlarından sonra görebilmekteyiz. Tırnakta yatay çizgiler oluştuğunda bu başka sebepler doğrultusunda da olabiliyor. Özellikle tırnağa çok fazla takıntı şeklinde oynayan kişilerde görebilmekteyiz veya çok derin manikür yapıldığında kalıcı hasar oluşturabilecek görüntüler olabilmekte veya kronik egzamaların sonucu tırnaklarda bu yatay çizgileri görebiliyoruz. Dikey çizgiler ise genelde ileri yaşta kişilerin tırnaklarında incelmeler olduğu zaman anahtar kilit görüntüsü dediğimiz tırnağın tırnak yatışını daha aşikar görebiliyoruz. Bu normal olarak nitelendirilebilir. Ama bunun dışında da bir takım tırnak hastalıklarında tırnak incelmesi olabiliyor. Bu da bir takım vitamin eksikliklerinde, tiroid hastalığında, şeker hastalığında görebilmekteyiz. Kaşık tırnak görüntüsü ise tırnak tamamen incelmekte olduğu zaman özellikle demir eksikliğinin çok önemli bir bulgusudur. Eksiklikler dediğimiz zaman demir, B12, biyotin, çinko, folik asit gibi eksikliklerde tırnaklarda bu tür birçok değişiklik görebilmekteyiz.